Bakın yanımda kim var? Yine Hamza, yine dolap, yine yemek. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Teşekkür ediyorum. Vallahi rica ederim. Allah size de iyilik versin. Ben de bu videoyu başlatmadan önce yani sanki böyle bir karşılaşma gibi yapıyorum ama daha önce karşılaştık yani. Ya olsun, ben videoda ilk defa karşılaşmış gibi yapalım dedim. Yanında Ümit abi. Beni karıştırmayın dedi ama olsun. Evet Hamza, ne yapıyorsunuz ya? Bilen. Evet arkadaşlar, trajede şartlarını görüyorsunuz bakın. Soğuk hava, hava eksi diyorum ya. 6-7 derece. Hava 6-7 derece var ama soğuk. Bakalım görelim. Ah, soğuk gerçekten de ya. Bu ne? Zeytin mi? Zeytin ama o herkes için çıkarmıyorum onu. Benim için çıkaracak mısın? Evet. Adamsın. Çıkar oradan. Reçel, tahin, pekmez. Oo arkadaşlar, adamla ısınalım biraz. Bu ne? Reçel var. Hani tahin nerede oğlum? Arkada. Tahin burada zaten. Pekmez. Pekmez yani, pardon. Şekeri de var. Yeter lan, yeter. İki çeşit zeytin var da siyah zeytin bitti. Az var. Tamam. Krem peyniri nereden çıkarmıyorsun? Bizim bardak tabaklar nerede, dün getirdik ya buraya. Nereye attınız bilmiyorum ki. Gerçi balık alkolü. Evet, şimdi Hamza orada patatesleri kızartırken ben de şu kahvaltılık çeşitlerini sereyim. Mesela siyah zeytinle yeşil zeytini bir tabağa karıştırabiliriz. Doğru mu? Mantıklı. Şu şekilde. Hamza bunu pul biberle karıştırmış. 10 numara yapmış. Dök hepsini, dök. Emin misin? Ya dök. Yemediğimizi geri paketleriz için olay arası. Yani öyle yapacağız da ne yapacağım bunu? Tübe mi açacağım? Çöpe mi atacağız? Bu niye açmıyor lan Hamza? Aç lan, aç. Açamadım. Ankaralısın sen, aç. Oh erkeğim ya. Onu istersen şöyle. Kaşık ver kanka bana. Aynen. Evet, bu yeşil zeytin. Çekirdeksiz mi? Çekirdekli. Kırık zeytin. Tamam. Severiz. Şu şekilde ayıralım şöyle. Ama neden rüzgar böyle? İşte bilmiyorum şu anda. Yukarıyla bir konuş istersen. Allah'ım. Allah'ım, yola çıktım arkadaşlarıma bir bak ya. Allah'ım bana doğru yolu gelsin. Allah'ım doğru yolu bulamaz. Aynısını ben söylüyorum. Sen niye? Ya sus ya. Evet. Zeytin tamam. Şimdi sıra geldi tahin pekmeze. Dur. Ola lan, aa, hiç görmedim ha. Yeter yeter, sen hiç aç kalmadın herhalde ama. Ha, bir tane kalasana onu. Yok lan bu. Yok, onun suyu üstte çıkar biraz. Oğlum bekar adamsın, şöyle yapsana. Ooo. Lan ne yeter, dök şunu. Size her videomda diyorum ki size bir dolap videosu. Pardon. Dolap videosu. Alın size ayrıntılı dolap videosu. Çatal. Evet. Bunları geri yerine koyalım. Tahinimizi karıştırıyoruz. Kışın tahin pekmez olmazsa olmazımızdır. Kim demiş tırcı sağlıksız besleniyor diye? He Hamza? Aynen. Allah diyor bir de bak hadi. Yeter. Ben dönerim he. Evet, en güzel kısmı. Nasıl? On numara, al bunu. Bu benim çatalım abi. Tamam. Devreni çek. Evet. Merhaba. Buradan damperci İlkan'a selam. Yani bunu İlkan'a göndereceğim özellikle. Fakir İlkan. Fakir İlkan. Arkadaşlar bu arada
artık benimle birlikte yaşıyorsunuz videoları gördüğünüz gibi. Mecbur. Kafam nereye bakıyor? Artık siz de oraya bakıyorsunuz. Niye bana bakıyorsun? Çünkü sürekli sana bakıyorum Hamza. Kamera da seni çekiyor özellikle. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Muhabbetinize de doyum olmuyor ya. Sen konuşmuyorsun kanka. Kahvaltımız. Yanına ne yapacaktık? Yanına sucuklu yumurta yapacağız. Sucuklu yumurta yapacağız, tamam. Güzel bir pazar kahvaltısı. Tava var mı sende? Aynen abi. Sucuk arabada. Yumurta. Ya. Yumurta var mı sende? 6 tane falan var benim. Tamam, yumurta da getir abi sana zaman. Bu 6 tane sana lazım olur. Kaç tane var? Var benim 30'lu yumurtadan kaç? 13 tane, 14 tane bile kalmış. Yemiş evet. Yedik 10 bunu. Yedim 10 bunu. Kanka ne kavurmalı yumurta, sucuklu yumurta, soğanlı yumurta, soğanlı yumurta, kaşarlı yumurta, menemen, bir de menemen yaptık. O da menemen de yarısını döktüm dün lan. Biliyorum. Dün değil, evvelsi gün. Hakan'la beraber. He. Hakan abi pardon. Hakan abi pardon, aynen. Haydi lan Hakan, askeri arkadaşım bu diyormuş ya. Şu patatesin adına bakayım ya. Tabii, hemen. Elimle daha iyi. Elimizle mi? Elimizleymiş. Tuz yok. Ama çok lezzetli patates. Evet. 10 numara. Ramak sucuğu. Hepsini doğrayayım mı? Doğra doğra. Ya şerefsiz kem oğlum ya. Düşmüş lan bu. Kanka buzdolabında. İki tane doğrayabilirsin bu arada. Bir tanesini biz ikimiz yedik oğlum. Bir tane. Gel sadece sucuklu yumurtaymış ama. Malzemeler de var. Kıran peynirim. Evet, az kalmış abi bende. Of. Misafir umurum diye buldun yer. Misafir miyiz lan biz? Ben de olmam, misafirsin şu anda. Kendi dolabın gibi davranabilirsin ama misafirsin. Kendi evin gibi. Kendi evin gibi. arkadaşlar. Bugün pazar. Bugün pazar. Öğlen 12'de falan uyanacaksın böyle. Kanka tamam da evde. Biz erken uyandık, saat 11.30 baksana. Yok, evde. Şu an Türkiye'de saat 1.30. Tabii buçuk. Canım şu an saat 1.30. 12 gibi uyandık. Aynen öyle. Annen ya seni, annen ya, annen ya da eşin. Eşin. Annen ya da, oğlum senin eşin, ben bekarım. Senin anne, senin eşin seni uyandıracak. Gel kahvaltı canım hazır. Benim, kahvaltı hazır. Ya da yatağa sıcak çay. Ya da böyle, yok oğlum o kadar değil, filmlerde gibi mi lan? Annem bir de bağırıyor, Alican diye bağırıyor. Kahvaltı hazır. Ama annemin kahvaltısı da kahvaltı. Bana bir de ben yoldan gelince bana özel kahvaltı hazırlıyor. Sağ olsun. Bir gün bizi misafir edersin. Tabii canım, her zaman gel oğlum. Kapım her zaman açık sana. Hiç renk değişimi var mı? Yok. Tamam bak şimdi. Sen bu işi biliyorsun Hamza ya. Ne yapıyorum tabi? 5 tane verdi. Vallahi abi ver bir 5-6 tane ver. Yok ya. Be çok fazla. 4 tane versen yeter. 4 tane versen yetermiş abi. Diyor ya, bu nasıl köy yumurtası? Bunları biraz boklayın. Ne yapayım oğlum? Üstüne mi sıçayım? böyle yumurtluyor diyor. Evet, böyle yumurtluyor. Ya Allah'ım ya. Bizim vaktimiz bol olduğundan dolayı. He. Sosyal medyada çok zaman geçirdiğimiz için bütün replikleri biliyoruz. Bütün replikleri biliyoruz maalesef. Ama film izlediğimiz yok. Film izledin mi diye sor. Yok. Hayır. Ama replikler ne? Bu şey gibi oldu ya. Gibi var ya gibi. Gibi. Gibi hiç izlemedim ama Instagram'dan bütün sahnelerini izlediğim için o diziyi komple izlemiş gibiyim yani. Arkadaşlar. Hamza diyor bizim diyor seninle sırt sırta verip diyor. Dövemeyeceğimiz adam yok diyor. Şey. He. Tüpü getirir misin abi rica etsem? Bizim tüp buradaydı lan sanki. Yok, he koyalım, öyle mi abi? Çayı koyalım biraz ısınsın. Tamam kanka. Şu pişene kadar bunları yiyelim. Şey, tamam canım. Bir köne sucuklu yumurta yapalım. Tamam güzelim. Daha bir sürü patates var oğlum. Arkadaşlar biz kahvaltı hazırlamaya devam edelim. Birazdan katılırız. Birazdan katılırız size. Evet Hamza, sırada ne var? Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta. Aynen. Oo, teflon tavan da güzelmiş lan. Vereyim sana. Verme lan, benim var. Zaten ne? Transport hayatına son veriyoruz herhalde. Transport hayatına değil. Belli olmaz. Bir takım değişikliği diyelim. Evet. Transfer. Aynen. Transfer değişikliği diyelim. Değişikliği. Yer değişikliği. Yer değiştirme. Aynen. Kanka belli olmaz ya, kısmet. Bakacağız, göreceğiz. Ama neyse, burada fazla bahsetmeyelim de bu işin hakkı
Arkadaşlar sırlarımızı fazla açıklamıyoruz. Konuşmayı alırım yoksa. Hakkında hayırlısı olsun. Amin. Amin. Doğal tereyağı market değil. Sucuklu yumurta nasıl yapılır? Meşhur tırcıların yediği sucuk. Meşhur sucuklu yumurtamızı, milli yemeğimizi, tırcıların vazgeçilmezi. Adam kitap gibi diyor. Vallahi abi kitap gibi diyor adam. Maşallah, maşallah, maşallah. Lan! Arkadaşlar Hamza yemek işini de güzel yapıyor. Bu video bir pazar vlogu tadında olacak. Tabi herkesin pazar vlogu işte ormanlarda, bilmem nerede, pikniklerde, koşularda falan oluyor ama. Çünkü de iki dorsa arasında. He, bir tırcının vlogu da iki dorsa arasındadır yani. Zaten bütün ömrümüz bu şu iki dorsa arasında çürüdü gitti be Hamza. Dırırı. Dırırı. Evet, yumurtalarla ben kırayım mı Hamza? Yapacaksan karışmayayım. Yumurtalarla kırayım mı dedim sadece? Yapacaksan karışmayayım. Tamam yani. Karışma o zaman. Ay pardon, yap yani. Bir şey de elletmiyor lan Hamza, ne adam ya. Arayıp da bulamadığımız dostlardan. Ah keşke Hakan da olsaydı burada. Hakan olsaydı yine bir tavuk getirirdi. Bir tavuk yerdik gibi bir tavuk. Arkadaşlar ben et yemiyorum. Arkadaşlar ben et yemiyorum. Neyse lan çocuğa ikidir laf sokuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Al kardeşim. Kızar tavada. Kıramıyor tava. Tuz nerede? Ha orada. Yaktık la, yaktık la. Hadi hadi hadi. Evet, tuzumuzu da şöyle sallaya sallaya. Ooo tamam yeter. Evet. Ne yapacaksın şimdi? Böyle mi yapacaksın Hamza? Tutabilirsem. Evet, tamam. Bu tava çizilmeyen tava mı? Vay be, adamın çizilmeyen tavası var ya. Bir de tavanın kendine ayarı yok diyorsun. Tava daha ne yapsın oğlum? Çizilmiyor lan. Çok açtı ya. Biraz kısayım mı? Evet. Pişti zaten. Neyine kısacak? Evet Hamza, seni kameraman yapmak istiyorum kardeşim. Evet. Bu teklifi ne dersin? Çok yakından çekiyoruz. Hayır be. Aylık 1500 euroya çalışalım. 1500 euro mu lan? 1500 euro ben kazanamıyorum lan. Yanlış anlamayın. YouTube'dan değil. Patatesimiz kızarıyor. Son kaldı. Bitti zaten. Kahvaltımız hazır. Daha ne olsun arkadaşlar ya. Yani biz bu şartlarda bu kahvaltıyı hazırlayabiliyoruz yani. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Kahvaltımız hazır. Artık problem yapıyor. Biraz. Ha. Köpük mü geldi buraya? Yok. Ha. Hadi böyle gitme. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Abi! Kahvaltı yapmadıysan gel. Odabaşı lojistik. Efendim? Abi gel, yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz, gel. Gelsene ya, çay iç. Çay içeriz abi. Ben de çay veriyorum kahvaltı yapmıyorsan. Arkadaşlar. Şahitler. Hamza'nın kahvaltısını yedik, doyduk çok şükür. Vallahi şimdi bulaşıkları yıkayacağız. Ümit abi ne diyor bana? Bilmiyorum. Kim yıkayacak ona bakıyor. Ümit abi yıkar mısın? Ben ustam da var. Öyle bir şey yok. Bulaşığımız fazla yok. Ümit abi sen her zaman ustasın abi. Sen acemi diye bir şey yok. Bulaşığımız fazla yok zaten. Ya bir... Nasıl fazla yok oğlum? Ne var oğlum? Tencere var. Tamam. Ya, o yağ kalacak ama içinde galiba. Tamam kalsın. Tavamız var. Şu, tamam onu akşam mı yıkarız oğlum? Yürüyüşe çıkalım, yürüyüş yapalım. Aynen. Arkadaşlar yemeğimizi yedik, bulaşık işini çözdük, şimdi bir yürüyüşe çıkalım hadi bakalım. Bulaşık işini çözmedik, bulaşıkları yıkamıyorum. O yüzden çözdük işte, yıkamayarak. Orada şimdi çayımızı içeceğiz, ondan sonra bir yürüyüşe çıkacağız. Nereye gidiyorsun Hamza? Ne yapacaksın? He? Ayakkabı temizleyeceğiz. Niye?
Çok güzel bir yerden yükleme yaptık. Evet abla, ne yapıyoruz şimdi? Yürüyoruz. Nereye yürüyoruz? Geziyoruz. Arkadaşlar burası meşhur Suben. Bakın. Çok da gözünüzde büyütmeyin. Bildiğiniz tır parkı. Bir tane gümrük binası var. Ondan sonra orada işte gümrüğümüzü falan yaptırıyoruz. O şekilde yani. Tamam Hamza. Ha? Seni mi? Ha. Abi. Onlar röportaj için çekim yapıyorlar. Abi, abi biz normal öyle selam hoş geldin selam yani. Sabah yürüyüşü. Hani o dün iki katlı dediğin dosya bu mu senin? İçten iki katlı yok. 66 palet yıkar. Aa. Tabii. Vay be. Acaba alıyor mu 66 palet yükten? Yani öyle yükleyenler var mı acaba, onu diyorum yani. Ya düşünsene 33 palet 10 ton. Böl. 20 ton. 33 palet 11 ton. Al sana 21 ton işte. 21 ton. Ya. Yani. Aslında süper olur lan Hamza öyle bir şey olsa. Öyle zaten. Keşke hep öyle olsa yüklerimiz paletli. Yok yanaç, spanzet sık bilmem ne. O zaman şeyde çalışacaksın kardeşim. Nerede? Yok ya. Termokinin işi de iş değil oğlum. Yomralı, yomralı. Termokinin işi de yok analize. Yok analize girdi gördün mü? Kim var orada lan? Buraya kalabalık ya. Selam aleyküm abi. Abi olsun abi. Eyvallah, Allah razı olsun. Gerdekli mi yazdın? Geredeli yazıyor oğlum ya. Ya nefes atsın ya. Otobüsün ne işi var lan burada? İleride bak. Gümrük yaptırıyor. Gümrük mü yaptırıyor? Adamları gümrük yaptırıyor insanlar. Sağlık. Biz hızlı mı yürüyoruz? Biraz hızlı yürüyoruz sanki. Neyse arkadaşlar, yürüyüş böyle yani. Burası böyle tır parkı. Fazla gösterecek bir şey yok. Diyeceğim bir şey var mı Hamza? İyi seyirler. Arkadaşlar bu otoban polisi muhtemelen arabaları herhalde şey yapıyormuş. Röportaj yapıyormuş. Ne için röportaj yaptığını da konuşacağız. Şuraya bir geçelim de adamı şüphelenmeden. Şöyle Asfinak. Ulan neler neler gördük lan. Açmadın ki. Oğlum adam... Adam orada Tekirdağ damacanası yapmış. Zeytinyağına benziyor. Ben de gittim dedim ki abi dedim zeytinyağı mı içiyorsunuz? Başladı hepsi gülmeye. Bazen salağa yatmak lazım. Değil mi Hamza? Kesinlikle. Salağa yatmana gerek yok. Sen zaten salağa... Ne oldu? Bozuldun. Abi ne lan? He? Bizim araba diyor orada diyor. Adam yanlış anladı lan şerefsiz. Ya yok oğlum yanlış kaynatıyoruz abi. Sen yanlış anlar mısın abi, senin bak tanesi mesela. Güldü zaten lan adam. Ne? Neyse. Arkadaşlar. Sütlü kahve yapayım mı? Aa içeriz. İçeriz. Sütlü kaynatmak için cezve gibi bir şey var mı? Yok. Avucunda kaynat. Yok oğlum. Arabalar burada. Senin arabanın yanında benim araba çok şey duruyor oğlum. Ne duruyor? Sade basit. Bizimki de sade. Geç be. Bakayım şu arabanın yanına. Vay be. Kızım kapattım gidiyor. Yok lan vallahi çalışıyor. Hadi bize kahve yap. Evet arkadaşlar akşam oldu. Şimdi yemek yapacağız bize. Hamza çorba yapacağım dedi. Bir şeyler yapacağım dedi. Ne yapıyorsun Hamza orada? Oğlum bu ışık da eşkal gibi olmuş. Hani sorgu şeyinde gibi ya. Su doldurdum. Bulaşık yıkayacağım. Yıkayacak mı yıkayacağız mı? Yıkarım ben ya. Aa. Tabii ki de canım. Sen tabii diyordun ya. Tabii ki. Tabii ki. Oo, suyu kaynattık. Hadi bakalım. Ümit abi geldi mi? Ümit abi nerede ya? Ümit abi sonra kalem bastı. Maşını yürüyünce. Arkadaşlar bakın akşamın bu soğuğunda. İşte tırcılık. Bakın ellerim dondu şu anda. Yani bulaşık yıkıyoruz. Çünkü niye yemek yiyeceğiz? Bulaşığımızı keşke gündüzden üşenmeyip yıkasaydık. Değil mi? Hamza.
Ben sıcak suyla yapayım, benim için sıkıntı yok. He, durulayım benim tabi. Şurası olmadı, orada leke kaldı. Aa, nerede abi? Şurada. He, şuraya bir daha köpükle kardeşim. Tamam. Tamam, dur bak. Oldu mu abi? Tamam. İdare eder. Tamam. Ümit abimiz uyardı bizi. Tut şunu, şunu düşüyordum abi. Tutar mısın? Neyi tutayım lan? Şuna. Neyi tutayım oğlum, bekle şunu koyayım. Ver. Hayrat mı oğlum, nasıl su harcıyorsun öyle? Ver lan, ver. Hamza Işık hayratıdır. Ruhuna bak. Ruhuna bak. Tövbe estağfurullah ya. Maalesef daha tıra bulaşık makinesi gibi bir şey gelmedi. O yüzden hala eski usul manuel. Soğuk suda. Ya istedik sıcak suda yıkayabiliriz ama su ısıtmaya üşeniyoruz yani şu anda. Bildiğin. Üşenmek değil. Hamza demedi mi tüpün bitmesin diye? Tüpün bitti. He, aynen Hamza dedi tüpün bitiyor. Hadi. Evet Hamza, ne koydun tüpe? Tüpe ne koyduk? Pirinç koyduk. Biraz kavuracağız. Ondan sonra üstüne su ekleyip pilav olacak herhalde inşallah. Olursa lafı yani. Olmazsa. İnşallah. Tereyağı mı? Tabii evet, ki. Tereyağı abi. Yemiyor mu tereyağı abi? Tereyağsız olmaz zaten. Yani. Biraz sıvı yağ koyup parlaklık versin. Evet. Hamza yemeği güzel yapıyor abi ya. Bellemiştir. Yok, şimdi ben yemek yapmayı bilmiyorum. Babasının elini aldıysa, babası da bu yolda. Vallahi babam babası da yolda. Benim babam da babamın elini hiç almadım abi. Evet. Babam çok güzel yemek yapar. Bunun ama hiç yok babası abi. Babası benim babamdan daha eski. Ama hatta bu ikisinin babası, yani benim ikisinin babası diyorum ya. Bunun babası ile benim babam abi aynı firmada da çalıştılar. Güneş evet. Lojistik var ya. Orada çalıştılar. Bolu Güneş. Yok, Güneş normal. Lojistik. Bu yok mu? Kırmızı lenaları vardı. Belki bilirsin. Bilirim. Şimdi sadece Güneş Lojistik. İstanbul evet, firması evet, abi. Ha? Eskiden Güneş Tekstilmiş. Onlar Bosna'ya da gidiyordu. Yok, bilmiyorum ben onun da. Yani orada çalışıyorlardı. Sonra Eles'le gene beraber çalıştılar. Babam. Sonra biz ikimiz Eles'le çalıştık. Sonra ayrıldık abi. Benim tek abi. Sen de neler işimizde? Evet abi. Hamza. Ne yaptın bize? He? Pilav. Gel burada gel. Gel. Onun üstüne kavurma koyacak usta. Aynen abi, o daha üstüne kavurma da orada. Şöyle. Şöyle silelim. Bizim Ankaralı. Yok, Ankaralı bu. Samsunlu abi. He, Samsunlu. Aynen. Patlak bir şarkı be. Abi sesleri güzeldi ki. Hamza'nın sesi güzel biraz. O da söylemiyor bize. Dilber evin barkın yok mu? Var. Yok oğlum, yok diyeceksin. Neyse, hadi bize afiyet olsun. Evet Ümit abi. Ne yaptın abi? Bulaşıkları yıkadık. Yemeğimizi yedik çok şükür. Karnımız doydu. Elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar artık akşam oldu. Yani biz de artık yavaş yavaş yatacağız. Çünkü sabah 6'da gümrüğe gitmemiz lazım. Gümrüğümüzü falan yaptıracağız. Ondan sonra yani erkenden uyumamız lazım. O yüzden erkenden yatacağız arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Ya bu kadar derken şu an bitirmedim ama yani bu böyle bir pazar videosu olsun. Böyle görün ne yapıyoruz hafta sonları, işte yattığımız zaman neler yapıyoruz. Onları bir görün diye böyle bir vlog çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün de sonuna geldik. Vallahi yemeğimizi yedik, yürüyüşümüzü yaptık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra Ümit abim bana tespih etti. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki video serilerimizde görüşmek üzere. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın.